Merhaba değerli seyirciler. Bugünkü videomuzda mülteci, sığınmacı ya da iltica eden kişilerin ilticası kabul olduktan sonra almış oldukları oturum ve seyahat belgesi konusunda bahsedeceğiz. Seyahat belgesi ya da mülteci pasaportu dediğimiz Almanya ile ilgili Reisewise denilen normal pasaporttan farkı olmayan sayfalı bir belgedir. Bununla tüm Schengen Birliği ülkelerinde vizesiz dolaşabilme hakkına sahipsiniz. Fakat Schengen dışına giderken Alman pasaport kontrolünde ya da Schengen dışına giderken Schengen ülkesindeki pasaport kontrolünde bununla çıkış yapabiliyorsunuz. Dünyanın neresinden olursanız olun bu pasaportta Almanya'ya gelme hakkınız bulunmaktadır. Bundan dolayı bu pasaportla Almanya'ya geldiğiniz takdirde yine pasaport kontrolünde bununla işlem yapmak zorundasınız. Fakat Schengen dışında yani sahip olduğunuz Türk pasaportu ya başka bir ülkeye gitmek istediğiniz takdirde ilticanız işlemleri tamamlandıktan sonra bu pasaportla birlikte Türk pasaportu ve kimliklerinizi geri iade ediyorlar. Bu pasaportla şunu yapabiliyorsunuz. Bu süreç içerisinde yani iltica işlemleriniz kabul aldıktan sonra artık seyahat özgürlüğünüz, serbestliğiniz başlamış oluyor. Yani kendi ülkeniz yani Türkiye hariç ya da pasaportuna sahip olduğunuz ülke hariç diğer tüm ülkelere gitme hakkınız doğuyor. Örneğin bu pasaportta Almanya'ya girip çıkarken Almanya dışında Türkiye'ye vize uygulamayan ülkelere mesela Makedonya, Ukrayna, işte Bosna, Kosova ya da çeşitli Afrika ülkeleri ya da Brezilya gibi yerlere bu pasaportu Almanya'dan çıkarak seyahat belgesi ya da Reisewise denilen bu belgeyle Almanya'dan çıkarken bununla da diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz. Fakat check-in sırasında yani bilet işlemleri sırasında Almanya'da çıkış yaparken check-in'de Türk pasaportu ve oturum kartını göstermeniz gerekiyor. Türk pasaportunu ve Alman oturum kartını göstermeniz gerekiyor. Sadece pasaport kontrolünde bunu göstermeniz gerekiyor. Ukrayna'ya gittiğinizi varsayalım ya da Moldova, Makedonya, Kosova, Bosna, Brezilya fark etmez. Yani Türkiye'ye vize uygulamayan ülkelere gittiğinizde o ülkeye giriş yaparken Türk pasaportunuzu ve oturum kartınızı gösteriyorsunuz. Mavi pasaportu göstermiyorsunuz. Eğer Türk pasaportunuz yoksa ve mavi pasaportla yani seyahat belgesiyle seyahat etmek istediğinizde gitmek istediğiniz ülkenin konsolosluğundan vize almanız gerekmekte. Buna vize aldığınız takdirde sadece bu belgeyle de seyahat edebilmektesiniz. Mesela Ukrayna ya da Makedonya'ya diyelim ki ya da Gürcistan'a yani Türklere vize uygulamayan ülkelere pasaportunuz yok, alamamışsınız ya da süresi bitmiş ve böyle bir Reisewise'ınız, seyahat belgeniz var. Yani pasaportunuz, mülteci pasaportunuz var. Bununla seyahat etmek istiyorsanız o zaman Ukrayna konsolosu, Almanya'daki Ukrayna Büyükelçiliğinden ya da konsolosluğundan ya da Gürcistan'ın gidip vize alıyorsunuz. Vize aldıktan sonra bununla seyahat edebiliyorsunuz. Bununla vizeniz olmadığı takdirde ülkeye giriş müsaadesi ya da bilet kontrolünde çıkış müsaadesi vermeyebilirler. Birincisi anlatmak istediğim buydu. Diğer bir konu ise bu pasaportla oturum kartıyla alakalı. Bu pasaporta sahip olduğunuz süre içerisinde ve kendi işinizi kurduğunuz ya da kendi işinize başlayana kadar Job Center'a bağlı olduğunuzdan dolayı, İşveççi Bulma Kurumu'na bağlı olduğunuzdan dolayı bu süre içerisinde 21 günlük izne tabisiniz. Yani Job Center size en fazla yıl içerisinde 21 günlük izin verebilir. Bu 21 günlük izinle en fazla yurt dışında kalabilirsiniz. Bununla birlikte eğer Job Center'da değilseniz, yani İşveççi Bulma Kurumu'nda değilseniz
Yurt dışında en fazla 3 ay kalabilmektesiniz. Yabancılar Dairesi'nden ve Job Center'dan, pardon özür dilerim, Yabancılar Dairesi'nden izin aldığınız takdirde bu süre 6 aya kadar çıkabilmektedir. Bunun dışında fazla kaldığınız takdirde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Mutlaka bu konuda yurt dışına çıkarken elinizde izin belgesi, yani daha fazla kalacak iseniz delil niteliğinde bir izin belgesi olmasını tavsiye ediyoruz. Sözlü beyana burada çok uymamanız gerekmektedir. Memur evet gidebilirsiniz diyebilir ama siz mutlaka elinizde yazılı izin kağıdı belgesi olmalıdır. Bir diğer konu, diyelim ki Almanya'da oturum aldınız, oturum kartınız var artık ve belgeniz var artık, seyahat özgürlüğünüz var. Fakat diyelim ki Hollanda'da iş buldunuz ya da Fransa'da iş buldunuz ya da Amerika'da veya Kanada'da iş buldunuz, gitmek istiyorsunuz. Evet, gidebilirsiniz. O ülkelerde çalışabilirsiniz. Ancak bir şartla, o ülkenin yabancılar dairesine ve çalışma dairesine başvuru yaparak oranın kendine ait oturum kartını ve seyahat belgesini alıyorsunuz. Ve bu haklarınız bitiyor. Dolayısıyla bunu mutlaka bir avukatınızla ve yabancılar dairesiyle istişare ederek hareket etmeniz gerekmektedir. Çünkü hak kaybı yanlış yaparak hak kaybına uğramamanız lazım. Dolayısıyla Hollanda'nın seyahat belgesini ve Hollanda'nın oturum kartını alıyorsunuz. Almanya'daki haklarınız bitmiş oluyor. Çünkü tabiri caizse oraya devredilmiş gibi oluyorsunuz. Yani sevmesem de devredilme kelimesini, kusura bakmayın. Buna mutlaka bir avukata danışarak hareket etmenizde fayda var. Diğer bir konu, iltica eden kişi mavi pasaporta yani seyahat belgesine sahip oluyor, oturum kartını alıyor. Fakat ailesi Türkiye'den gelebilir, aile bileşim vizesiyle ya da dünyanın değişik yerlerinden aile bileşim vizesiyle gelebilir. Şayet Türk pasaportunun yeterli süresi varsa eşi üzerinden oturum kartını alır ama seyahat belgesi alamaz. Çünkü iltica etmemiş sayılır eşi. Eşi üzerinden oturum almış oluyor. Eşin hakkı devam ettiği sürece Türk pasaportuyla ve oturum kartıyla Almanya'da kalabiliyor. Bu arada eğer eşiyle ilgili Türkiye'ye seyahat engeli yoksa, yani eşten dolayı ya da kendisinden dolayı arama, yakalama, tutuklama ya da herhangi bir problemi yoksa bu pasaportta da Türk pasaportuyla Türkiye'ye gidip gelmesinde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Yasak sadece mavi pasaport alan kişiyle alakalıdır. Bu pasaportu alan kişi 3 sene Türkiye'ye gidemez. Fakat yeni çıkan, 2017'de çıkan kanun çerçevesinde 5 artı 5 oturum süresi verileceğinden dolayı verilmeye, kısmen verilmeye başladı. Bu Türkiye'ye gitmeme 5 seneye çıkabilir ihtimali de bulunmaktadır. Ama şu anki mevcut durumda 3 seneyle sınırlıdır. Bundan dolayı Türk pasaportuyla Türkiye'ye gidip gelmesinde eğer hakkında herhangi bir problem yoksa bir problem bulunmayacaktır. Bizi dinlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımızla bir sonraki programda buluşmak üzere efendim.